Gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdiğimiz güncel programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine her zaman olduğu gibi bültenimizde günün öne çıkan gelişmelerine birlikte bakacağız. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen CHP'nin 37. olağan kurultayına ve CHP'nin yeni yönetimini de değerlendireceğiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu bugün stüdyomuzda konuğumuz. Programımıza hoş geldiniz Sayın Kuşoğlu. Hoş bulduk. Şimdi yoğun bir hafta sonunun ardından karşımızdasınız. CHP'nin yeni yönetimini, iktidar temalı kurultayını ve bundan sonraki CHP'nin politikalarını birlikte değerlendireceğiz. Ancak öncesinde haberlerimize bakalım istiyorum. Önce haberler diyelim, ardından tekrar sizinle sohbet etmeye devam edeceğiz. Türkiye bir şehidine daha veda edecek. Jandarma Teğmen Ramazan Caner Dadak, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Şehit Caner Dadak için Şanlıurfa'da uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından memleketine gönderildi. Şehit için Kırşehir'de cenaze töreni düzenlenecek. Dadak'ın naaşı törenin ardından da son yolculuğa uğurlanacak, yani toprağa verilecek. Terörle mücadele aralıksız sürüyor. Tunceli'de Yıldırım 4 Munzur Kutu operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, polis, jandarma ve özel harekat timleriyle güvenlik korucularından oluşan bini aşkın personel görev alıyor. Kesintisiz sürdürülen terörle mücadele kapsamında Tunceli'de Yıldırım 4 Munzur Kutu operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komanda, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 67'si operasyonel tim olmak üzere 1006 personel görev alıyor. Ekipler derin vadilerde, dağlık ve ormanlık alanlarda yaz üstlenmesine giden teröristlerin izini sürüyor. Özel eğitimli birlikler teröristlerin kaçış güzergahını tutuyor. Pazartesi günü de Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım 3 Ağrı'da operasyonu başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Temmuz ayında devreye sokulan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 8 terörist etkisiz hale getirildi. 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi, silah ve mühimmatla yaşam malzemesi ele geçirildi. Günün gelişmeleri bu yöndeydi. Az önce de ifade ettiğimiz gibi CHP'nin 37. olağan kurultayı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Kurultayın detaylarını ve CHP'nin yeni yönetimini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile değerlendireceğiz. Programımıza hoş geldiniz Sayın Kuşoğlu. Tekrar hoş bulduk Gizem Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun diyerek başlayalım. Teşekkür ederim. Kurultayı gerçekleştirdiniz, yoğun bir hafta sonu geçirdiniz. Biz de sizlerle birlikte yoğun bir hafta sonu geçirdik. Kurultayda da beraberdik. Şimdi ilk olarak elbette 37. olağan kurultayı değerlendirerek başlamanızı isteyeceğim. Nasıl geçti 37. olağan kurultay? CHP'nin yeni yönetimini nasıl buluyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle hafta sonunu yoğun dediniz. Hafta sonu yoğun geçirdik ama bütün haftayı da yoğun geçirdik biz. Çünkü bütün hafta hazırlıklarla geçti. İlk defa biliyorsunuz, bir açık havada bir partinin kurultayı yapılıyor, kongresi yapılıyor. İlk defa yapılıyor bu. Yani Türkiye tarihinde daha önce olmamış. Dışarıda var mı bilmiyorum ama bu mesafeli oturmayla, pandemi koşullarında, pandemi gölgesinde, o şartlarda kurultay yapmak kolay değil. Biliyorsunuz bir de bizim kurultaylarımız çok hareketli olur. Gelmek isteyen de çok olur. Kalabalık olur. Bunları da bekliyorduk. Dolayısıyla 80 bin metrekare bir alanda, 6 ayrı mekanda yaptık. Yani bunların 5'ini biz oluşturduk. 6. mekan biliyorsunuz amfiydi zaten. Öyle bir alanda yaptık. Ama hem hukuka uygun, kimsenin itiraz edemeyeceği, kimsenin şikayette bulunamayacağı bir şekilde de gerçekleştirdik. Şükürler olsun. İyi, başarılı bir kurultay oldu. Hem organizasyon başarısı var hem de sonuçları itibariyle sunulan bildiriler, genel başkanımızın konuşması, kabul edilen bildiriler itibariyle de çok başarılı oldu.
Peki şunu sormak istiyorum. CHP yönetiminde sürpriz isimler var. Aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek giren de 10 isim var. Yani muhalefetin de yer aldığı bir parti meclisi görüyoruz. 60 kişinin oluşan yeni parti meclisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle diyeyim, aslında muhalefet mi diyelim ona? Yani gelenlere, parti içerisinde yani parti biraz içerisinde, daha muhalefet evet, olan isimler yani yer aldılar. Genel başkanın listesi 80 kişiden oluşuyordu. Aslında bu mümkün olsa genel başkan çok daha fazla kişiye yer vermek isterdi. Buna rağmen dediğiniz gibi girenler oldu ama aslında onlar muhalefetten ziyade genel başkanla birlikte hareket eden, birlikte olan, partideki o istediğimiz birlik beraberliği sağlayan kişiler. Öyle aykırılıkları falan pek yok. Muhalif isimler değiller aslında. Bana göre tabii, benim yorumum böyle. Kendileri farklı da söyleyebilirler belki ama yani ben onları muhalif olarak görmüyorum. Bir partide birlik beraberlik var, hakikaten bu dönemde olması gerektiği gibi bir birlik beraberlik var. Ama genel başkanın listesine giremeyip de kendi inisiyatifleriyle, çalışmalarıyla, delege üzerindeki etkinlikleriyle girebilenler oldu. Onları da kutlamak lazım. Tabii Aylin Hanım mesela dikkat çeken bir isim bu noktada. Evet, Aylin Hanım ve şimdi tek tek sıralamayayım. Bazılarını Gökhan unuturum Bey ondan var sonra. Evet. Birçok isim. Girenlerden çok aslında ben dışarıda kalanların da sürpriz olduğunu düşünüyorum. Hani girenler bekliyorduk bazı isimlerin girebilmesini. Ama liste dışında kalanlar da sürpriz oldu tabii. Kim size göre sürpriz? Yani girmesini beklerdim. Aykut Bey, Tuncay Bey, Yıldırım Bey, Ünal Bey sürpriz oldu bunlar aslında. Evet, bizim için yani, de özellikle onlar. Hani Ünal Bey'in kesin listede yer alacağını bekliyorduk. Evet. O isimler sürpriz oldu hepimiz için. Peki şimdi CHP'nin hedef iktidar temalı bir kurultayı gerçekleşti. Hedef iktidar diyorsunuz. Bu noktada özellikle bu kurultayda seçmene ne vaat ediyorsunuz? Ne vaat ettiniz? Şimdi bu kurultayda çok güzel bir beyanname yayınladık. Bunu vatandaşlarımıza, her isteyene gönderebiliriz partilerimizden. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi. Neden ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi? Çünkü Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi birinci yüzyılını tamamlamak üzere bu yılda. İkinci yüzyılı var Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Önümüzdeki dönem ikinci yüzyılı söz konusu. Bu ikinci yüzyıla hazırlıklı olmamız lazım. Bilinçli olmamız lazım. Ne yaptığımızı bilerek girmemiz lazım. Türkiye'nin de sorunları var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin sorunlarını 5 başlıkta sıraladık. 5 başlıkta. Burada net olarak görülebilir. Ondan sonra da 13 maddeyle bunların çözümlerini net olarak ortaya koyduk. Biraz açarsanız. Şimdi, 5 temel sorun dedik. Bir tanesi demokrasi. Demokrasi sorunu. Demokrasi sadece kağıt üzerinde kalmış vaziyette. Bunu herkes kabul eder. Bakın yani böyle siyasi olarak düşünmeyelim, particilik yapmayalım. Türkiye'de demokrasi ne ölçüde var? Laf olsun diye var. Kağıt üzerinde var. Gerçek anlamda bir demokrasi yok şu anda Türkiye'de. Yani bu barajıyla, tek adam rejimiyle, sistemiyle demokrasi maalesef sadece kağıt üzerinde var. Liyakat esasından vazgeçilmiş, uygulanmıyor mesela. Ekonomik bağımsızlığımız tehlike altında, ikinci maddemiz. Bu da çok önemli. Ekonomik bağımsızlığımız tehlike altında. Sizin ekonomik bağımsızlığınız yoksa ve tehlike altındaysa, riski varsa, o zaman ülkeniz zaten büyük sıkıntılara girer. Biliyorsunuz Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. Savaşlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bitmeye mahkumdur diyor. Yok olmaya mahkumdur. Öyle bir sözü var. Ekonomik bağımsızlığımız şu anda tehlike altında. Bugün enflasyon raporunu yayınladı. Üçüncü enflasyon raporunu yayınladı Merkez Bankası. Ve enflasyonu yükseltmek zorunda kaldı. 1,5 evet, puan çok önemli. 8,9'a yani, tahminlerini yükseltmek zorunda kaldı. Büyük sıkıntılarımız var. Dövizlerimiz, Merkez Bankası dövizleri eksi vaziyette, negatifte. Türkiye'de kriz koşulları var. Epeyden beri bununla yaşıyoruz. Türkiye'de işsizlik var. Büyük sıkıntılar var ekonomiyle ilgili olarak. Ve
Üçüncü maddesi dış politika. Sorunların üçüncüsü dış politika ile ilgili. Dış politikamızı kim belirliyor? Dış egemen güçler. Dış egemen güçler belirliyor. Yani Amerika diyor ki sen Rahip Bronson'u diyor serbest bırakacaksın. Ya da Suriye'de şöyle yapacaksınız. Hatırlıyor musunuz Gizem Hanım, seyircilerimiz de unutmuşlardır belki. Biz daha geçen yılın sonunda, bir yıl olmadı, çok büyük bir operasyon başlattık. Hani bir gece ansızın gelebiliriz, evet, falan deniyordu ya. Bunu söyledikten sonra bir gün ansızın bir operasyon başlattık. Neydi o operasyon? Fırat Kalkanı. Yok. Fırat'ın batısına bir operasyon yaptık. Hı hı. YPG'yi sıfırlamak için. Evet. Dedik ki 3 maddeyle. Dedik ki YPG'yi yok edeceğiz. 30 kilometre derinliğinde, 800 kilometre genişliğinde bir alanda temizlik harekatı yapacağız. Ve oraya da üçüncü olarak da oraya bütün... Fırat Kalkan'ın Barış Pınarı Harekatı. Barış Pınarı Harekatı, bravo. Oraya da Suriyelileri göndereceğiz ve yerleştireceğiz. Güvenli bölge kuracağız. Güvenli bölge oluşturacağız. Birinci madde, YPK'yi sınırlar dışına çıkardık mı? Çıkaramadık. Amerika müdahale etti, 5 gün dur dedi. 5 gün durduk. 5 günde Rusya müdahale etti, yine duracaksın dedi. O 5 günlerin sonunda unutturuldu. Ne YPG o alanın dışına çıkarıldı? Hatırlıyorsanız Barış Pınarı Harekatı diye böyle bayağı bir iddialıydık. YPG o bölgenin dışına çıkarılamadı. 30'a 800 kilometrelik hat boşaltılamadı. Ki askerimiz çok da başarılıydı biliyorsunuz. Önünde hiçbir güç duramıyordu. Asker durdurulamadı. Askeri alanda evet. Askeri alanda müthiş bir başarımız vardı. Askerimiz, övünüyoruz tabii askerimizle, müthiş başarılıydı. Önünde kimse duramıyordu. Ona rağmen dış güçler, Amerika ve Rusya'nın baskısıyla durduk. Ondan sonra da Suriyelileri oraya gönderilemedi. Suriyeliler de kaldı. Ne oldu? Dış güçlerin, egemen güçlerin baskısı altında olan, her dediğini yapan bir Türkiye var. Büyük bir sorun bu. Hatırlıyor musunuz yine? Bu senenin 27 Şubat'ında ne oldu? 36 askerimizi Suriye'de, İdlib'de şehit ettiler bir gecede. Kim şehit etti? Rusya. Biz ne yaptık? Gittik Rusya'nın kapısı önünde bekledik. Böyle bekledik. Hatırlıyor musunuz o görüntüleri? Ne kadar kötüydü. Demek ki biz dış politika konusunda da sıkıntılıyız. Hatta bir tarihte olmayan bir mektup gönderildi Trump tarafından. Akıllı ol yazan. Akıllı ol yazan. Yani dünyada eşi benzeri yok. Türkiye tarihinde hiç yok öyle bir mektubun, böyle bir fırça mektubunun bizi ezen, aşağılayan bir mektup yazılmamıştı. Yani çok kötü durumdayız biz dış politikada. Bazı kimseler bunları görmüyorlar. Ama böyleyiz. Ekonomide de berbat vaziyetteyiz bu kadar. Genç işsizle ki 8 milyona yakın işsizimiz var. Dış politikada berbat vaziyetteyiz. Ondan sonra diğer bir konuda eğitim. 4+4+4 diye bir şey icat ettiler ki zamanım. Ben de meclisteyim. Ayakta AK Parti milletvekilleri kalktı o tarihte. Alkışladılar. İşte dediler Müslüman'a yakışır bir eğitim sistemi geliyor. Önümüzde kimse duramayacak falan. Ya ben de elhamdülillah ben de Müslüman birisiyim. Ne oluyor dedim. Yani ben mi yanlış biliyorum? Bunlar mı yanlış biliyorlar? İnanın çok üzülmüştüm o tarihte. Yazılarım falan da vardır. Ondan sonra gördük ki eğitim felç oldu. Berbat oldu eğitim. O günden sonra biliyorsunuz İmam Hatip okulları açtılar her tarafta. Ne İmam Hatip yetiştiriyorlar, ahlak maalesef seviyesinin iyice düştüğü, eğitim seviyesinin düştüğü, doğru dürüst eğitim verilemeyen okullar oluştu. Eğitim seviyesi gözle görülür bir şekilde düştü bugün, onlar da kabul ediyor. Mahvoldu, çocuklarımızın eğitimi yok maalesef. Dünya standartlarında olması gereken eğitim iyice geriye gitti. Ve son olarak toplumsal barış yok. Toplum o kadar gerildi ki birbirinden, o kadar uzaklaştırıldı ki gergin, birbirine düşman. Bakın sosyal medyada bir şey yazıyorsunuz, iyi niyetli, güzel bir şey yazsanız bile hemen size küfürler geliyor. Çünkü toplum birbirine düşman hale getirildi. Kutuplaşmıştı. Kutuplaştı. Halbuki toplumsal barış lazım. Biz birbirimize saygı duyacağız, birbirimizi seveceğiz ki
dışarıyla rekabet edebilelim değil mi? Bu hale getirildik. Şimdi böyle bir toplum, bunlar kısaca bizim 5 sorunumuz. Bunlarla ilgili olarak da 13 maddeyle çözümlerini ürettik. Bu kurultayımızda da, 37. kurultayımızda da bunları yayınladık. Bunlar önemli konular. Ama toplumun da bunlardan haberdar olması lazım. İlk olarak yeni bir anayasa yapılması gerekiyor diyoruz. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor diyoruz. Neden gerekiyor diyoruz? Çünkü yürütme, yasama ve yargı demokrasinin vazgeçilmez 3 unsurudur biliyorsunuz. 3 erki var demokrasinin. Bunlar birbirinden ayrıdır. Yürütme erkini Gizem Hanım bir kişi seçilmiş tek bir kişi temsil ediyor. Koca yürütme erki. Yürütme erki devlet demek aslında. Ama o devlette seçilmiş tek bir kişi var. Cumhurbaşkanı. Bakanlar seçilmiş değil. Bakanların siyasi iradeleri yok ve bakanlar meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, bu milletin seçtiği meclise hesap vermiyorlar. Onlar bize karşı sorumlu değil, meclise karşı sorumlu değil. Sadece Cumhurbaşkanı da sorumlu. Halka karşı sorumlu değil yani. Böyle bir yapı olabilir mi? Halka hesap vermeyen, meclise hesap vermeyen, millete hesap vermeyen. Gelip de bir kanun gönderiyorlar, kanun teklifi. Gelip bakanlar meclise oturup da bunun gerekçesi budur. Efendim size bir kanun gönderdik, kanun teklifi gönderdik, böyle bir kanuna ihtiyacımız var diye anlatmıyorlar, hesap vermiyorlar. Yok artık, meclise gelemiyor bakanlar. Bütçe kanunun dışında hiçbir şekilde bakanlar meclise gelemiyor, hesap veremiyor. Ne istediklerini, sorunlarını, sıkıntılarını anlatamıyor. Böyle bir yapı var. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi diye bir şey var. Hükümet yok artık, bakanlar kurulu yok artık. Bakanlar Kurulu'nun sorumluluğu yok artık. Anormal bir yapı var. Bu sistemin değişmesi lazım. Bu sistem geldiğinden beri Cumhurbaşkanlığı, hükümet sisteminin 2 yılı tamamlandı Temmuz'da. Temmuz'da 2 yılı tamamlanan bu sistem yürümüyor. Türkiye'yi geriye doğru götürüyor. Fren yapıyor. Böyle ağırlık sanki bacaklarınıza, kollarınıza kilolar taktınız. Ağır ağır hareket ediyor Türkiye. O hale geldi. Halbuki dediler ki tek kişiyle yürüyecek. Ya Türkiye 2000 yıllık bir devlet Türkiye. Yeni kurulmadı. Yani Cumhuriyetimiz 100 yıllık ama biz 2000 yıldan beri devlet geleneği olan bir toplumuz. Bizim devlet geleneğimizde ikili bir yapı vardır. Bir hakan vardır, bir padişah vardır. Yani bir hükümdar vardır, bir de onun veziri vardır. Onun sadrazam vardır. Onun şimdiki deyimle başbakanı vardır. Başbakanlığı kaldırdık. Tekli yaptık. 2000 yıllık devlet geleneğimizi yok ettik. Sistemi tekli hale getirdik. Anormal bir yapı. Bu parlamenter sistemi de yok ettik. Şimdi büyük sıkıntılara girdik. Geriliyor Türkiye sürekli olarak. Bunun değişmesi lazım yani anayasada. Değişiklik. Yani CHP iktidar olursa güçlü parlamenter sisteme yeniden dönüş sözü veriyor. Bir önceki seçimde de bu vaadi vardı evet. CHP'nin. Bu iktidar temalı kurultayda da bunu yineledi. Bu noktada aynen oldukça öyle. Önemli bir aslında vaat olduğunu evet. söylemek mümkün. Ondan sonra ikincisi Türkiye'nin toplumsal barış ve huzuru sağlanacak. Çok önemli bir konu. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Yani sosyal medyada da bile birbirimize düşmanlıklar yapan, daha adını görünce, şeklini görünce düşman olan bir toplum olduk. Böyle olmaz. Her toplumda farklılıklar vardır. Bizde de farklılıklar var ve farklılıklar birbirine düşman olmaz. O birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım. Birbirimizi tamamlamamız lazım halbuki. Böyle garip bir toplum. Daha olur. Birleştirici bir dil mi benimseyecek CHP? Kesinlikle daha birleştirici bir dil benimseyecek. Devlet bu şeyi, kutuplaşmayı, gerginliği de teşvik etmeyecek. Devlet teşvik ediyor, yasalar teşvik ediyor, iktidar teşvik ediyor bütün bunları. Bunları ortadan kaldıracağız. Ve üçüncü olarak devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat esasını getireceğiz. Liyakatli olan, hak eden, yani bu bizim hem devlet geleneğimizde var, hem inancımızda var, hem de olması gereken, bilimsel olarak da olması gereken bir konu. Devlette liyakat. Yani kendi şirketlerinde kurumsallık için, tutup da aklı başında düzgün, birikimli, eğitimli insanları seçen
yapı. Neden devlette bunu yapmasın? Yani devlette kimseyi küçümsemiyorum tabii. Ama hiç olmadık yerlere mesela bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine bir güreşçi gelebiliyor. Eğitimi varsa gelsin, hiç önemli değil. Ama onun en önemli hususiyeti güreşçiliği. Milli güreşimiz, gurur duyduğumuz bir insan ama onun yeri orası değil. Yani spor teşkilatında bir yere gelebilir. Ama tutup da bir banka yönetiminde olması, bunu anlamak mümkün değil. 4. Seçim yasası değişecek. Milletin vekilini millet seçecek. Şu anda millet kimi seçtiğini bilmiyor. Sadece parti liderlerinin seçtiğini seçiyor millet. Milletin kendi evlatlarını seçmesinin yolunu getireceğiz. Bütün dünyada var. Türkiye'de de mümkün olduğunca bu yapılacak. Ve siyasi ahlak yasası. Zaman ahlaksız maalesef bir toplum. Türkiye'de yıllardır tartışılan ancak bir türlü çıkmayan bir yasa. Niye çıkmasın? Yani toplum olarak ahlak seviyemizi maalesef hep düşürüyoruz. Neden çıkmasın siyasi ahlak yasası? Neden gelmesin? Ahlaki konularda neden milletvekillerimizi, siyasilerimizi zorlamayalım, toplumun ahlak seviyesini yükseltmeyelim? Bunları yapabiliriz. Kamu ihale kanunu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. 6. maddemiz bu. Bu çok önemli. Kamu ihale yasası, yani ihaleler. Düşünün, bu senenin bütçesi 1.095.000.000 lira, 2020'nin bütçesi. 1.095.000.000 lira. Bu para harcanıyor bir yerlere. Bunun denetimini yapması lazım. Yatırımlar yapılıyor. Bu ihale mevzuatına uygun bir şekilde yapılması lazım. Kamu ihale kanunu 200'e yakın defa değiştirilmiş, biliyor musunuz? Değiştirilmiş. Bu kanunu bizim de değiştirmemiz, yeni bir ihale kanunu oluşturmamız lazım. Ve diğer bir konu, 7. madde, Sayıştay gerçek işlevine dönüştürecek. Şimdi Sayıştay diyecekler ki, Sayıştay'la ne ilgisi var? Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi de millet adına denetim yapan bir kurum. Dolayısıyla Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulunca denetim de yapılmış olabilecek. Biraz önce söylediğim 2020 yılındaki 1.095.000.000 liralık harcama nereye gitti diye hesabını verebilecek. Niye getirdiğimiz siyasiler bu kadar para harcasın da bunun karşılığını da hesabını vermesin? Birçok yolsuzluk iddiası ortaya çıkıyor. Neden onun hesabını vermesinler? Vermeleri lazım. Bütün dünyada verirler. Bütün demokrasilerde verirler. Türkiye'de yok. Bunun hesabını vermeleri lazım. Ulusal Vergi Konseyi kurulacak ve kesin hesap komisyonu ilaveten kurulacak bu hesap verebilmeyi sağlamak için. 8. olarak güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacak. Yani dünyada planlama yapmak lazım. Bilimsel olarak ne yapacağını, nereye gideceğini bilmeniz lazım. Bunun için stratejik planlamaya ihtiyaç var. Dünya iyice para rezervi açısından, ekonomik yönelimler açısından görüyorsunuz. İşte bir pandemi çıktı, alt üst oldu. Bunlar hepsi planlanarak gidilmesi gereken süreçleri gerektiriyor. Yeniden planlama teşkilatı kurulacak. Planlama teşkilatını da yok ettik. 9.'sü demin konuşmaya çalıştık, eğitim sistemi. Eğitim sistemi tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacak, yeniden düzenlenecek. Herkese eğitimde fırsat eşitliği verilecek. Şu anda parası olan okuyabiliyor. Halbuki okuyabilen, okumak isteyeni eğitim sağlayan bir sistem olması lazım. Devletin herkese eşit fırsat eşitliği sağlaması lazım. Bunu sağlayacağız. Çok önemli bir konu. Şu anda velilerin en fazla müşteki oldukları, sıkıntıda oldukları konu eğitim. Çocukların eğitim konusunda, eğitme konusunda bayağı sıkıntıya giriyor veliler. Ki pandemi devam ederse eğitim konusunun ya, çok daha iyice seviye iyice de düştü. Ortada, yani kalıcı ortada, evet. 10. olarak gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır. Gelecek nesilleri düşünmemiz lazım. Doğayı korumamız lazım. Evet, sanayileşmemiz lazım. Evet, yatırımlar yapmamız lazım ama gelecek nesilleri düşünerek
doğayı da korumamız lazım. Bu pandemi dolayısıyla bu net olarak ortaya çıktı. Bu doğayı bozmamız, her şeyi para olarak görmemiz pandemiyi yarattı, görüyorsunuz. Daha da büyük belalar gelmeden bunları yapabilir olmamız lazım. Ve 11. olarak da güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası oluşturulacak. Şimdi bu pandemi koşullarında ne oldu? Mesela pazarcı esnafımız, pazarlarda çalışan binlerce esnaf var. Bunların sigortası yok. Sigortaları yok. Bunlar kayıtlı da değiller maalesef çoğu zaman. Mesela kahveci esnafımız. Buna benzer birçok alanda Türkiye ekonomisinin %30% kayıt dışı. En az %30% kayıt dışı çalışıyor. Ve ekonominin katma değerinin %30% en azından buradan geliyor. En azından. Bu kesimi de sosyal güvenlik şemsiyesi altına almamız lazım. Onun için de aile destekleri sigortası kurmamız lazım. Şeye kayıtlı olup da, kayıt içi ekonomide olup da daha sonra sıkıntıya girenleri de düşünerek aile destekleri sigortasına ihtiyacımız var. Yani kimsenin aç ve açıkta kalmaması lazım. Ya ben yarın başıma bir şey gelirse aç mı kalırım, çoluk çocuğum perişan mı olur diye düşünmemeli. Devlet var, devlet aile destekleri sigortasını getirir demesi lazım. Dünyada var bu. Türkiye'de de 8 sigorta dalı var. ILO'nun kabul ettiği Uluslararası Çalışma Örgütü ILO. Bir tanesi eksik. Aile destekleri sigortası. Niye biz bunu şey yapmıyoruz, gündeme getirmiyoruz? Bunu getireceğiz. Yani yapılması gereken bir iş. 12.'si yeni bir merkez yerel dengesi kurulacaktır. Şimdi yerel yönetimler, bu da kamu vatandaşla uğraşıyor. Kamuya kamuyla ilgili, yani devlet adına bir şeyler yapıyor. Devlet olarak bir şey yapıyor. Belediyeye gittiğiniz zaman burası özel sektör kuruluşudur diyor musunuz? Yok, orası da devletindir. Evet. Benim için, vatandaş olarak benim için iş yapmalıdır. Hizmet üretmelidir. Merkezi idareye gidiyorsunuz. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, aklınıza neresi gelirse. Merkezi idare de aynı şekilde hizmet üretmelidir vatandaş için. Şimdi bir dengesizlik var. Merkez ve yerel yönetimler arasında bu dengesizliği ortadan kaldırmamız lazım. Daha dengeli, vatandaşa daha iyi hizmet veren bir yapı oluşması lazım. Pandemi sırasında hatırlıyor musunuz Gizem Hanım? Vatandaşımız hizmet almaya kalktı veya diğer vatandaşlara, sıkıntıda olan vatandaşlara yardımcı olmak istedi. Dedi ki, belediyelerime bağışta bulunacağım, belediye kanununda bu var. Evet. Bu bağışları siz yardım muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırın dedi. Merkezi yönetim dedi ki hayır olmaz. Biz istemiyoruz. Bize vereceksiniz. Belediyelere vermeyecek. Niye yani? Bu vatandaş bunu istiyor. Kendi bağışta bulunuyor. Ben bağışta bulunan birisi olarak belediyeme güveniyorum. Gidiyorum, para yatırıyorum ve bunu, bu bağışımı ihtiyaç sahiplerine ulaştır diyorum. Yok, merkezi yönetim diyor ki olmaz. Saçma şeydir. Bu dengeyi oluşturmamız lazım. Böyle saçmalıklar vardı ve dış politikayla ilgili 13. Evet. olarak da Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacak. Türkiye'nin güçlü olabilmesi, kendisi etrafındaki coğrafyadaki ülkelerle birlikte barış içerisinde olmasına bağlı. O yani bizim Suriye ile, Irak'la, şu anda kavgalı olduğumuz Suriye ile, Irak'la, İran'la, Rusya ile, Mısır'la, buralarla tekrar dost olmamıza bağlı. Bunları sağlayacağız. Niye kavga edelim? Niye büyük bir sıkıntıya girelim? Hiçbir menfaatimiz de yok. İşte yıllardan beri Suriye'de milyarlarca para akıttık. Oradan milyonlar bize geldi. Büyük zarar gördü. Onlar da çok büyük zarar gördü. Biz de çok büyük zarar gördük. Neden? Ne oldu? Elimize ne geçti? Saçmalık değil mi? Bunların yapılmaması lazım. Onun için de bu OBİT dediğimiz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması lazım. Çok kısa olarak 13 maddemiz de bu. Sorunlar 5 madde, çözümler de 13 madde halinde. Bu İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ortaya net olarak kondu. Buna herkes de çok olumlu, basından da siz biliyorsunuz. Çok olumlu tepkiler geldi. Çok olumlu. Her şey kavranmış vaziyette bu beyannameyle. Her şey kavranmış hem vaziyette. Hem sorunları tespit ettik, hem evet, çözüm önerilerini çözüm sunduk. Çözüm önerilerini toplu olarak getiriyorsunuz. Basit, her vatandaşın anlayabileceği vaziyette yazıldı bu. Öyle bilimsel, akademik bir dille değil.
Her vatandaşın anlayabileceği... Elini alıp okuyan herkes bu bildirgeden net şekilde çözümlere ulaşabilecek. Evet. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Ardından reklama gideceğiz. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına dikkat çeken bir söylem oldu. Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız dedi. Bazı organlarda, özellikle basın yayın organlarında bu sözler oldukça eleştirildi. Dostlarımızla iktidar olacağız ne demek? CHP lideri neyi kastederek bu sözleri sarf etti? Evet. Reklamdan sonra mı? Şimdi bunu konuşalım, ardından reklama gideceğiz. Şimdi iktidar bir parti, şöyle demokrasiyi biliyorsak eğer, gerçekten de, gerçek anlamıyla demokrasiyi kavruyorsak, demokrasi bir partinin, sadece bir partinin tek başına iktidara gelip oturması, çöreklenmesi değil. Demokrasi meslek kuruluşlarıyla, sivil toplumla bir araya gelip de o şey zihniyet olarak iktidar olmaktır. Kanaat önderleriyle. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarı hedefliyoruz. İktidar beyannamesi hazırladık. O sürece girdik. Bizimle beraber olması gereken, buna inanan herkesin, yani dostlarımızın bizimle beraber olması lazım. Bizim gibi düşünen meslek kuruluşlarının bizimle birlikte hareket etmesi lazım. Onlar da iktidar olacaklar. Dostlarımızla beraber iktidara gireceğiz. Bu konuda Türkiye'nin durumunun, sorunlarının bunlar olduğunu düşünen ve Türkiye'nin çözümlerinin de burada belirtilen 13 madde olduğunu düşünen herkesle birlikte iktidar olacağız. Yani sadece ben olmayacağım. Bir grubu kastetmedi yani Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii yani bu bir partinin tek başına iktidarı, ben hiçbir şey karıştırmam. Böyle bir şey yok. Bilim adamlarıyla, akademisyenlerle, üniversitelerle, sivil toplumla, meslek kuruluşlarıyla, medyayla hep beraber iktidar olmaktır. Bu dostlarımız onlardır. Ha, bizim gibi düşünen siyasi partiler de vardır. Onlar da ayrıca tabii ki bizim gibi düşünüyorsa tabii ki iktidarımızın, ittifakımızın paydaşı olmak kaydıyla onlar da ortak olacaklardır. Dostluk bu. Kötü bir şey yok dostlukta. Peki burada bir virgül atalım. Reklamların ardından ekonomiye bakacağız. Devam edelim. Teşekkür ederim. Güncele kısa bir reklam arası diyelim. Yeniden karşınızda olacağız. Güncel kısa bir reklam arasının ardından devam ediyor. Biz de CHP'nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 37. olağan kurultayını ve yine CHP'nin politikalarını CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'yla değerlendirmeye devam ediyoruz. Sayın Kuşoğlu, şimdi ekonomi diyeceğiz ancak bugün aslında açıklanan önemli bir rakam var. Enflasyon rakamları, bir güncelleme geldi bu noktada. Önce bu konuyla ilgili hazırladığımız haberimizi izleyelim. Ardından sizinle ekonomiyi ve enflasyonun durumunu konuşalım. Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini 8.9'a yükselten Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2021 sonunda da enflasyonun %6.2 olacağı tahmininde bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti. Yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan Başkan Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin %7.4'ten %8.9'a yükseltildiğini söyledi. 2021 sonunda enflasyonun %6.2 olacağı, orta vadede ise %5 oranında seyredeceği tahmininde bulundu. Enflasyonun 2020 yılı sonunda %8.9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise %6.2'ye geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Covid-19 salgınının küresel piyasalara etkisine dikkati çeken Uysal, Temmuz ayından sonra daha olumlu bir süreç öngörüldüğünü belirtti. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz. Yıl sonu gıda enflasyonu %10.5'e çekilirken 2021 yılına ilişkin gıda enflasyonu tahmini de %7'den %8'e çıkarıldı. 2020 yılı gıda enflasyonu tahminini işlenmemiş gıdadaki son dönem eğilimleri dikkate alarak %10.5 olarak güncelledik. 2021 yılına ilişkin gıda enflasyonu tahminini de %7'den %8'e çektik. Uysal, Merkez Bankası rezervlerinin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu da söyledi.
Gördüğünüz gibi Sayın Kuşoğlu, Merkez Bankası enflasyon tahminini güncelledi, 8.9'a yükseltti. Bu noktada Merkez Bankası'nın bu açıklamasını ve enflasyon rakamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana göre bugünkü Merkez Bankası açıklaması çok önemliydi. Yani 3. enflasyon raporunu açıkladı. 3. enflasyon raporunda %1,5 oranında enflasyonu, yani 7.4 diye açıkladığı enflasyon hedefini 8.9 yaptı. 9. Yani çift haneli rakamlara ulaştırmayacaktı güya enflasyonu. Çift haneli haneleri rakamları geçeceği çok net olarak ortaya çıkmış oldu. Şimdi çok iddialıydı Merkez Bankası. Çok iddialı bir şey yapılıyor Gizem Hanım. Bu faiz indirimi için mi söylüyorsunuz? Faiz indirimi özellikle için söyleyeceğim. Türkiye'de döviz yükselmesin diye, faizler yükselmesin diye Merkez Bankası aşağı yukarı 1,5 yıldan beri, daha öncesi de var ama bu guvernör döneminde, yani bu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal döneminde özellikle müthiş bir baskı uyguluyor. Sürekli olarak piyasaya faizleri indirebilmek için, dövizi düşük tutabilmek için döviz satıyor sürekli. Merkez Bankası rezervleri eridi. Negatife geçti. Birkaç aydan beri Merkez Bankası döviz rezervleri negatif vaziyette. Birkaç aydan beri, bakın daha önceki krizlerde, 2002 krizinde, 98 krizinde, 94'te falan hep bu seviyeye geldiğinde, negatif olduğunda devalüasyon ilan edilirdi, kriz olduğu kabul edilirdi. Bu sefer o kabul edilmedi, devam ediliyor. Ne yapılıyor peki? Merkez Bankası kendi rezervlerini bitirdi. Sizin, diyelim ki vatandaşımızın, Ahmet, Mehmet, Ayşe teyzenin bankada dövizi var. 1000 doları var, 1000 eurosu var, böyle, ya da şirketlerin paraları var, dövizleri var. Onları Merkez Bankası'na çekti, kamu bankalarına çekti. Karşılıkları artırarak ya da farklı politikalarla Merkez Bankası'ndan çekti. Onları da piyasaya sürmeye başladı. Birisi talep ediyorsa ona da döviz veriyor. Sürekli satıyor. Döviz satmaya başladı. 100 milyar dolar bu şekilde, 100 milyar dolar bu son 1,5 sene içerisinde satıldı. 100 milyar dolar. Büyük bir rakam bu. Çok iddialı bir politika. Tüm bunların sonunda dövizin de yükselmemesi lazım, faizlerin de yükselmemesi lazım, baskılanması lazım. Ne oldu bu 1,5 senenin sonunda? Şimdi geldiğimiz noktada bugün görüyorsunuz 8 lirayı geçmiş vaziyette euro. 7 lirayı aşağı yukarı bulmuş vaziyette, 6.96'larda dolar. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağını görüyoruz. Şimdi dolar niye bu kadar artmadı buna rağmen? Biliyorsunuz dünyada dolar düşüyor. Rezerv paralar değer kaybediyor, düşüyor. Mesela dolar mı? Euro karşısında bile düşüyor. Yani rezerv paralar, herkes para saçtığı için, Amerika sürekli para bastığı için bu arada da ve Avrupa Birliği de sürekli para bastığı için, euro bastığı paralara için bir değer kaybı, değeri düşüyor. Buna rağmen Türk lirasının değeri yine düşüyor. Yani onlar karşısında. Artması lazım. Düşüyor, değer kaybediyor. Çünkü Türkiye ekonomisi boşaltılmış vaziyette. Boş vaziyette. Üretmiyor Türkiye ekonomisi. İşsiz, insanlar işsiz, fabrikalar boş. Üretim yapmıyor, imalat yok. Yani onu şu şeyle ifade edeyim. Daha önce Yeşilçam filmleri vardı. Siz gençsiniz, onları bilmezsiniz ama Yeşilçam'da fabrikatör, yani zenginliğin simgesi Hulusi Kentmen ve böyle bıyıklı, güzel bıyıklı bir Hulusi Kentmen vardı. O zenginliğin simgesiydi ve zenginliğin simgesi fabrikatördü. Fabrika sahibiydi Hulusi Kentmen zengin olarak. Şimdiki zenginler fabrika sahipleri değil. Şimdiki zenginler devlet müteahhitleri. Yani bu hale dönüştü. Yani üretimden çıktı demektir bu. Üretim, yani fabrikadan çıktı. Devlet ihaleleriyle, yani o da tabii yandaşlara bazı şeylerin
peşkeş çekilmesi anlamına geliyor. Zenginlik o tarafa gitmiş oldu. Bu büyük bir haksızlık. Büyük bir sıkıntı. Ekonomideki zihniyeti de yansıtıyor. Şimdi Türkiye bu şartlar altında üretmeyen bir Türkiye enflasyonu bastırmaya çalışıyor. Faizleri bastırmaya çalışıyor. Dövizi bastırmaya çalışıyor. Maalesef 100 milyar dolar sattı. Merkez Bankası rezervlerini negatif hale getirdi. Şu anda altından başka aşağı yukarı yok. Bir de swap yapılıyor. Onlar bizim paramız değil oradaki de rezervler. Ama altın yükseldiği için biraz altınımız var. Onunla idare ediyoruz. Merkez Bankası döviz rezervleri negatif vaziyette şu anda. De yükseliyor bu arada. Faizler de tutuldu ama iki Merkez Bankası para piyasaları kurulu toplantısında da düşürülemedi. Sabit tutuldu. Sabit tutuldu. Şimdi bugün açıklanan enflasyon hedefiyle %1,5 artırıldı enflasyon. Dolayısıyla ne olacak? Bundan sonra faiz de yükselecek. Yükselecek. Bundan sonraki toplantıda faiz de yükselecek. İlla çıkıp biz faiz arttırıyoruz demeye gerek yok. Evet. Döviz de yükseliyor. Ne oldu? Bizim 100 milyar dolarımız gitmiş oldu. Yani bugünkü Merkez Bankası'nın enflasyon raporuyla açıkladığı yeni hedef, şimdiye kadarki Merkez Bankası politikalarının iflas ettiği anlamına geliyor. Çok net olarak bu budur. Şimdiye bu yüzden çok önemsiyorsunuz bu arttırma. Merkez Bankası politikalarının iflas ettiği anlamına geliyor. Ben Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim mecliste. Normalde kanuna göre, Merkez Bankası kanununa göre 6 ayda bir Merkez Bankası Başkanı ekibiyle beraber gelir, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunum yapar, briefing verir. Merkez Bankası'nın çalışmaları budur, rezervlerimiz şu boyuttadır. Anlatır bütün bunları. Briefing verir, ekonomiyle ilgili bilgilendirilmiş oluruz ekonominin durumu hakkında meclis olarak. Veremedi bu dönem Merkez Bankası bu briefingi, biliyor musunuz? Gelemedi, açıklama yapamadılar. Bu vaziyette bugün de enflasyon raporunu açıkladı ve politikalarının, şimdiye kadarki politikalarının resmen iflas ettiğini açıklamış oldu. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. CHP'nin 5 temel sorun olarak belirlediği alanlardan biri de zaten ekonomi. Bu noktada ekonomik tedbir paketleri de açıkladı CHP. Siz mevcut durumun oldukça kötü olduğunu, aslında Türkiye'nin bir krizde olduğunu söylüyorsunuz. Bunu aşabilmesi için Türkiye'nin neler yapması gerekiyor? Sizce hangi ekonomik politikalar benimsenmeli ki Türkiye sizin ifadenizle bu krizden çıkıp düzlüğe gidebilmeli? Evet. Çok net. Yani şu saatte bir tatil öncesi, herkes rehavette, böyle oturup da derin derin düşünecek halimiz yok. Şu saatte kimseyi o şeye sürüklemeyeyim. Çok basit olarak ifade edeyim. Ekonomide yapılması gereken şudur. Sorun şudur ekonomide. Biz üretiyor muyuz? Bu soruyu sorayım. Biz mesela tarımda üretiyor muyuz? Üretmiyoruz. Samanı bile ithal eder hale geldik. Geçen sene soğan ithal etmedik mi? Bu ülke soğan mı ithal eder? Patates mi ithal eder? Bu ülke sebze, meyve ithal etmeye muhtaç mı? Her şeyimiz var Allah'a şükür. Müthiş bir coğrafya var bizde. 4 mevsimi yaşayabiliyoruz. Çok nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Ve nüfusumuz da yeterli. Genç bir nüfusumuz var. Her şey var. Tarımda biz kendimize yetmiyoruz. İthalat yapıyoruz. Ceviz ithal ediyoruz. Saman ithal ediyoruz. Neredeyse hemen hemen her şeyi ithal ediyoruz. Üretmiyoruz çünkü. Bakın tarımda bu böyle. Onun haricinde sanayiye bakalım. Sanayide de benzeri bir durum var. Bizim ihracatımızın %80'i ithalatımıza bağlı, biliyor musunuz? İthalat yapmazsak, yurt dışına bir şeyler almazsak ihracat yapamıyoruz. Alıyoruz, üzerine bir şeyler koyuyoruz, onu ihraç ediyoruz. Çünkü üretmiyoruz biz. Gerçek anlamda üretim yapmıyoruz. Çünkü o zihniyet yok. Biz ne yapıyoruz? Hemen hemen her şeyi ithal ediyoruz. Yurt dışından getiriyoruz. Niye yapamayalım biz? Biraz önce söyledim. Zenginlik simgesi Hulusi Kentmen'di. Fabrikatördü. Fabrikatör üretmenin simgesiydi. Bu arada hatırlıyorum şimdi, ben hani onu söyleyeyim. Ben genç olduğunuzu söyleyerek hatırlayamayacağınızı söylemiştim.
şey, üretim zihniyetinden çıktık, üretmekten çıktık. Herkes iş ararken ne istiyor? Masa başında oturayım şöyle, rahat bir iş olsun diyor. Alanda çalışayım istemiyor, o zihniyeti yitirdik. Alanda çalışacaksın, mühendisse alanda çalışacak, alanda öğrenecek. Şantiyesinde, ziraat mühendisi ise zirai ortamda, tarım ortamında bunları bilecek, görecek. O zihniyeti yok edince hem tarımda hem de sanayide üretemez bir ülke olduk. Üretemez ülke ithal eden ülkedir, dışarıdan alan ülkedir. Üretmek aynı zamanda istihdam yaratmaktır. Yani çalışmak isteyenlerin de çalışmaya dahil olmasını sağlamaktır. Tabii Türkiye'nin en önemli problemlerinden, sorunlarından biri işsizlik. Bunun altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla üretim zihniyetli, üretim odaklı bir ekonomiye ihtiyacımız var. Bizim en önemli, bu saatte anlatabileceğim, basit bir şekilde anlatabileceğim farklılığımız bu. Türkiye ekonomisinin üretim odaklı olması lazım. Türkiye ekonomisi üretmeli. Bunu sağlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapacağımız budur. Bunu sağlayacağız. Peki şunu sormak istiyorum hemen. Bunun için de eğitim sistemi tabii ki ona uygun hale getirilecek. Evet. Üreten işte yardımcı hizmetler sınıfında, özellikle teknik hizmetlerde bilen elemanlar yetiştireceğiz. Ara elemanlar. İmam Hatip'ten ziyade teknik elemanlar yetiştireceğiz. Çünkü Türkiye'nin önemli bir... Teknikerler yetiştireceğiz. Evet. Bunları yapmamız lazım. Problemi de bu. Çok basit aslında. Peki şimdi bu süreçte aslında önemli bir rapor hazırladı Cumhuriyet Halk Partisi. Pandemi sürecine tarım raporu. Pandemi evet. sürecinde tarımın ne kadar önemli olduğunu aslında bir kez daha hep birlikte görmüş olduk. Bir ülkenin kendi kendine tarım alanında yetebiliyor olmasının önemini belki bu süreçte biraz daha kavradık. Bu tarım raporunda neler yer alıyor? Özellikle raporda Türkiye'nin pandemi sürecinin devam etmesi halinde bir tarım krizine girebileceği de ifade ediliyor. Bu noktada hangi adımlar atması gerekiyor yine Türkiye'nin bu krize girmemesi için? Evet. Şimdi pandemiyle beraber, bu pandemi sonrası tarım raporumuzu hazırladık. Şu ortaya çıktı pandemiyle beraber. Devletin demek ki ekonomiye müdahale etmesi lazım. Devletin demek ki olması lazım. Yani bu neoliberallerin dediği gibi devleti bırakın, devlet her şeyin dışında kalsın. Her şeyi özel sektör yapsın. Pazar zihniyetiyle, kar zihniyetiyle her şey yapılsın. Bunun yanlış olduğu ortaya çıktı çok net olarak. Bunu da herkes ifade ediyor. Amerika'sından Rusya'sına kadar bütün dünyada bu net olarak ifade ediliyor. Peki devlet işin içine girsin de nasıl girsin? Hangi konularda devlet olacak? Bize göre 3 alanda, 4 de diyebilirim, devletin olması lazım. Bir tanesi tarımdır. Devletin olması gereken alanlarda, kamunun. Bir tanesi sağlıktır. Sağlık alanında da devlet olmalı. Yani sağlıkta kar zihniyetiyle hareket edilmez. İnsan sağlığı var çünkü. Birisi tarım, birisi sağlık, bir tanesi de eğitim. Buna enerjiyi de ilave edebiliriz. Türkiye gibi bir ülkede enerji de çok önemli. Çünkü enerjiyi ithal ediyoruz. Şimdi bu dört alanda veya üç alanda nasıl tanımlarsanız devletin olması lazım. Tarım için, tarım raporu için devletin işin içinde olduğu, örnek olduğu, örnek araştırma, geliştirme çalışmalarıyla, örnek halka, özel sektöre örnek olacak, yol gösterecek alanlarda yaptığı yatırımlarla yol açan bir devlet olması lazım dedik. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılmış, devlet üretme çiftlikleriyle yapılmış. Mesela Polatlı'da, Konya'da Polatlı Devlet Üretme Çiftliği var. Şeyde var, yani Türkiye'nin çok yerinde vardı. 20 küsur yerde devlet üretme çiftliği vardı. Ceylanpınar, Urfa'dan tutun da Konya, Altınova çiftliğine kadar. Buralarda arazi bataklık haldeyken düzeltilmiş, ıslah edilmiş. Ondan sonra da o arazide ne ekilebilir? O çalışmalar yapılmış. En doğrusu bulunmuş, yapılmış onlar. Hayvancılık yapılmış, tarım yapılmış ve devlet belli bir noktaya getirmiş. Biz de bunu yapacağız. Daha önce yaptığımızı devlet olarak, destekli bir tarım tarımda, politikası diyorsunuz. Devlet destekli bir tarım politikasıyla kendimize yeterli hale geleceğiz.
Peki programımıza katıldığınız ve verdiğiniz tüm değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Güncel programından bugünlük bu kadar. Diyelim CHP'nin 37. olağan kurultayını ve kurultayda açıklanan bazı vaatleri CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile değerlendirdik. Güncel programı bayram sonrası yeniden karşınızda olacak diyelim. Şimdilik hoşçakalın.